Şöyle evet. yapalım. Şimdi bir Ünlüler Adası'na geçelim. Evet. İlayda'nın biliyorsunuz dün Batuhan'la yaşadığı çok enteresan bir tartışma vardı. Bu tartışmanın öncesinde oyuna gitmeden İlayda'nın adada dediklerine bir kulak verelim. Son zamanlarda çekişmeli ve gerilimli konserler yaşıyoruz. Hatta arada benim ismim bile geçiyor. Çünkü ben burada neyi görüyorsam söyleyen bir insanım. Yanlış yapıyorsam da yanlışımı kabul ediyorum ve bunun arkasında duran bir insanım. Hiç kıvırmıyorum. Kıvırmayı hiç sevmem. Neysem oyum. Onun için siz hiçbir zaman İlayda olamayacaksınız. Bu bir. Diğer konuya gelelim. Poyraz ve Batuhan konusunda. Batuhan gerilimi sevmiyor. Batuhan kim bana dokunmayan yılan bin yaşasın modunda. Ama burası Survivor. Survivor sadece parkurdan ibaret değildir arkadaşlar. Poyraz da sakatlığı nedeniyle tabii ki de elinden bir şey gelmediği için bench'te konuşmayı tercih ediyor. Bench'te bizimkilerin moralini bozmaya odaklı. Derbis hareketler yapıyor. Ne var lan? Ne var bunda? Ne oldu? Gözüme bakarak ne böyle yapıyorsun? Senin ne işin var burada? Atamıyor. Ne oldu? Atamıyor. Hadi işine bak, kumda oyna. Hadi. İşine bak. Hadi kumda oyna. Stratejik olarak çok güzel bir yol ilerlemiş. Bizimkilerin moralini bozmak gibi. Bizimkiler de sürekli bu tongaya düşüyorlar. Düşmeyin kardeşim. Bu sizi kamçılasın. İsmail'e de Batuhan'a da yani herkese söylediğim laf bu. Daha çok hırslanmanız gerekecek. Madem birinciliğe ilerliyorsunuz, madem şampiyon adayı gösteriliyorsunuz, bunun hakkını vereceksiniz. Buradaki dostluklar sahte dostluklar. Çünkü burada anlaşmalar yapıldı. Biz bireyselliğe gidene kadar birbirimizi taşıyacağız. Birbirlerinin arkasından konuşuyorlar, yüzlerine yarabbi şükür diyorlar. Sahte bir dostluk var bazı kişiler arasında. Ben bir dizi repliği söyleyeceğim Ramiz Karaeski'nin. En büyük arkadaştan en büyük düşman olur kardeş. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ufak bir panorama yapmış. Hem takımını hem de karşı takımda olan iletişimlerini orada masaya yatırmış. Kendi cümleleriyle. Bir de en sona da Ezel dizisinden Ramiz Karadayı'nın bir sözüyle final yapmış. Racon kesme sinyalini verdi. Şimdi bu İlayda'nın röportajıyla ilgili söyleyeceksin. İlayda'dan sorumlu devlet bakanı olarak sana soralım. Evet, yani ben kendi analizlerini anlatıyor İlayda. Bana çok mantıksız bir şey gelmedi. Çünkü birine karşı direkt şu şöyle bu böyle diye itham edip suçladığı bir şeyler yok. Genel tabloyu çok güzel anlattı bence. Onu da göreceğiz ilerleyen dönemlerde yani. Melisa. Yani çok güzel bir şey söylüyorsun Mert. Ama şöyle ki İlayda şurada altını doldurmuyor. Bir buçuk hafta önce işte sen benim idolümsün diyen bir insan moralim bozuldu diyen bir insana sonra işte ben kıvırmayı sevmiyorum herkese her şeyin suratına karşı söylüyorum deyip sen işte delikanlı değil delikanlı olman lazım işte şunu şöyle yapman lazım işte arkadaşlıklarınız sahte olup deyip sonra o yarışmadan sonra çıktıktan sonra Batuhan'la verdiği röportajda birebir verdiği röportajda niye o zaman kedi kesiliyorsun İlayda? Aynı konuştuğun şeyleri Batuhan'ın suratına söylesene. Söyledi zaten. Söylemedi. Parkurda yer götürdü. Parkurda ya. Tamam onun devamını bütün getirmesi takım, lazım birebir real. Devamını ama niye getireceği devamını hiçbir durum tamam, yok bilek, ki. Siz konuya yeri göğü inletti kız. Tamam. Herkes de haklı buldu. Bir tane erkek bile çıkıp da yanlışsın diyemedi. Tam bir oyun yani. Melisa'nın dediğini anladım. Şöyle konu gidelim. Tamam.